الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, ezberimizde olan hemen hemen her Türk vatandaşının, Müslüman olan her Türk vatandaşının ezberine bildiği bir sure-i celile, halkımızın diliyle İnna Altayna suresi, resmi musaflarımızda yazılı haliyle Kevser suresini anlamaya ve de anlatmaya çalışacağız. Tabii ki anlattığım benim anladığımdır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. 114 sure şöyle hayal edin. Bir eczahane vardır. Bu eczahanede 114 raf vardır. 6000 küsür ayet kerime de her biri bir şifa ayetidir. Bizim sosyal hayatımızın hastalıklarına, sıhhatinin devamına ve her türlü kötülüklerin olmamasına yönelik önleyici tedbirleri olan ayetler olduğu gibi olanı da düzeltme ayetleriyle 6 bin küsur ayet-i 14 sureye yerleştirilmiş. O surelerin en uzunu Bakara suresi, en kısası da yani ayet ve harf sayısı bakımından Kevser suresidir ve bunu siz namazınızda çokça okuyorsunuz. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike ven har inne şani huvel diye okuduğumuz sure-i celile. Harfleri az, kelimeleri az ama ifade ettiği mana çok büyük. Mesela İnna diye başlıyor sure. Biz diyor. Kast edilen Allah Celle Celaluhu'nun kendisi. Rabbim kendini biz diye ifade ediyor. Halbuki Allah Celle Celaluhu bir tektir. Yani onu kul hüvallahu ehad ayeti kerimesiyle biliyoruz. Hani elimizde bir külçe altın olsa, onun gramını bilmesek, kilosu ve gramını bilmesek biz onun kilosu ve gramını bilmek için oylamaya tabi tutar mıyız arkadaşlar? 10 kişiyiz, oylayalım. Birisi dese ki 1 kilo 500 gram, biri dese ki hayır 1 kilo 100 gram, biri dese ki 700 gram. Öyleyse oylayalım. Mı? 700 gram diyen fazla gelirse 700, 1 kilo fazla diyen fazla gelirse 1 kilo der miyiz? Demeyiz. Niye bakarız? Ne deriz? Öl tartalım deriz. Tartının olduğu yerde şeye gerek yok, oylamaya gerek yok. Allah Celle Celaluhu'nun birliği konusunda tartışma yapmadığımız gibi biz oylama da yapmayız. İsa aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliğine iman etmiş müminler olarak İsa Allah'ın oğludur diyen Hristiyanlar dese ki oylayalım. Türkiye'de oylarlarsa onlar kaybeder. Avrupa'da oylanırsa biz kaybederiz. E doğrusu ne? Kur'an-ı Kerim terazimiz o diyor ki İsa Allah'ın peygamberidir. Allah Celle Celaluhu birdir. Yani üç diyenlerle hiç diyenler oylamayla, Çin'de oylama yaparsan hiç diyenler kazanır. Ama teraziye vuracak olursak, terazi vallahu ahad. Bir olan Allah Celle Celaluhu kendisinden bahsederken birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de biz diyor. Hani sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tehallegu bi ahlakillah. Allah Celle Celaluhu'nun kitabına göre ahlakınızı düzene koyun. Sevgili Şehadreti Ayşe anamız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Hulukuhu <laughs> el Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Yani Kur'an ne diyorsa ona göre yaşamını, hayatını, sözünü, bakışını, gözünü, kulağını, kalbini ona göre ayarladı onun için Allah'ın ahlakı kelimesi Kur'an'da bildirilen ahlakı anlamına gelir. Öyle idi. Biz konuşurken dahi Kur'an'a göre ahlaklı olmaya dikkat edeceğiz. Rabbim kendisi için biz diyor. Yani bir çiçeğin aşması, bir böceğin uçması bir nehirin akması, bir selin esmesi, rüzgarın esmesi, her şey Allah Celle Celaluhum yaratma ismi, yani Halik ismi, Bari ismi, Musavvir ismi, El Alim ismi, yani Esmaül Husna orada Esmaül Husna'ya işaretler vardır. Ve Rabbim de herhangi bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o da ol dediğinde verdi mi orada bütün esmasının da tecellisi vardır. Onun için biz diyor demiş ilim adamlarımız. İki, Allah Celle Celaluhu bütün tabiat kanunlarını işletirken, yürürlükte koyarken onlarla ilgili görevli meleklerinin olduğunu Kur'an'da yine bildirir. O melekleri de şereflendirmek için yani hizmetinde olanları da kendine yakın kabul ettiğinden biz kelimesini kullanıyor. Biz bunu bilmekle orada kalmayacağız. Uygulama sahasına geçeceğiz. Nasıl? Mesela Evinizde oturuyorsunuz. Eşiniz, çocuklarınızla berabersiniz. Konuşan ister hanım olsun, ister bey olsun, ister çocuklar olsun konuşurken ben denilmesin. Biz denilsin. Mesela bey, işte Anadolu'dan geliverdiydim de İstanbul'a şunu yapıverdiydim filan yere giriverdiydim, alıverdiydim, satıverdiydim bu evi yapı verdiydim. Peki anlatıyorum da hanımın hiçbir etkisi olmadı mı bu işte? Çocukların etkisi olmadı mı bu işte? Doğan çocuğun da eve getirdiği bereketler vardır. Doğan çocuğun da insan anne üzerinde, baba üzerinde olumlu etkileri vardır. Bütün bunların katkısı vardır. Onun için konuşurken biz en yetkili makamdaki ben demeyecek. Biz yani millet olarak biz, kaymakam bey şehirde, ilçede biz, vali bey ilde biz, devlet başkanı makamında biz. Biz diyeceğiz. Çünkü biz hep birlikte olursak hani Atalarımız öyle söylemiş. Biraz kapalı bir kelimeler var. Çağımızın delikanlıları, yenileri bilmediği için. Biz, biz olsaydık diyor. Biz geçmezdi bize. Orada biz geçmezdi bize derken, biz diye eskiden ayakkabı dikenler, o iğnenin geçeceği yeri önceden tığ gibi bir şeyle delerler sonra, İğneyi oradan geçirirlerdi ipliğiyle beraber. Ona biz denir yani ucu sivri tığın bir çeşidi. Ona biz denir. Biz biz olsaydık biz geçmezdi bize. Yani bize birileri zarar vermek ister mikroplar ne yapar senin zayıf zamanında sana zarar verirler bütün hücreler birbiriyle uyumlu ve neşeli bir şekilde direnç içerisinde olurlarsa, istersen hastalık çukuruna girip çıksan da zarar veremezler. Sen sağlamsın. Bütün hücrelerin, ayağın, tırnağının ucundakinden, saçın ucundakine kadar hepsi birbiriyle irtibatı, bağlantısı güçlü bir şekilde olursa, saldırılara karşı direnirler. Biz olurlar. Rabbim diyor ki biz Altayna biz verdik. Biz biz kelimesini tekrarlıyor. Bizliğe önem veriyor bu sure ayrıca. Biz verdik. Kime vermiş? Sevgili peygamberimize. Atayna Kur'an ilk nazil olduğunda kime indi? Sevgili peygamberimize. Neyi verdi? El-Kevser'a. Kevser'i verdi. Kevser birkaç manaya gelir. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de açıklamalar var. Mesela cennette bütün milyon değil milyarlarca insana yetecek kadar bir havz-ı kevser vardır. Kevser ırmağı vardır. Herkese yetecek kadar ayaklarının altından akacak şırıl şırıl sesiyle dünyadaki bütün bülbüllerin namesinden daha güzel sesler verecek bir ses güzelliğiyle de aynı şekilde damlası bütün dünya suyundan daha değerli bir Kevser sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ümmetine takdim edeceği Rabbimin lutfu ve keremiyle tabii ki bir Kevser Kevser aynı zamanda Sevgili Peygamberimiz Aleyhissallatu Vesselam'ın ümmetinin Hazreti Adem'den Hazreti İsa Aleyhissallatu Vesselamların tamamına verilen ümmetlerden daha fazla olacağının da müjdesidir. Bu inna altina kelkedsir. Bundan iki papa önce yani şu Alman asıllı papanın bir Basın toplantısında söylediği vardır. Dünya genelinde bir yıldır bol para vererek Müslümanların sayısını araştırdım. İlk defa bizi geçtiler diyor. Yani Katolik papası diyor ki Müslümanların sayısı ilk defa bizi geçti. Raham vermedi yerimiz. Tahmini rakamlar var. 2 milyarın üzerinde. Şu anda. 2 milyarın üzerinde. Türkiye'mizde %98 diyoruz, ben biliyorum ve inanıyorum öyledir. Günahın her çeşidini işlese de Muhammed ismini duyunca şöyle bir durur bizim insanımız. Salat selam getirmeye doğru söyleyemese bile salat elini göğsüne götürmek suretiyle işte saygı ve sevgilerini bağrındasın, gönlümdesin. Göğsüne elini götürerek böyle. Bu kalbimdesin, kalbimdesin. O kadar kalbimde seni seviyorum ki, hani insan çok sevdiğini gördüğünde bir anda kalp atışa geçiyor. Kalbime sakinleştirmek için elimi buraya koyuyorum gibi tavırlar, sergiler insanımız. Biz ne yapacağız? bilgisini ve o bilginin hayata geçmesini biraz daha fazla gayret göstererek sağlamaya çalışacağız. İnna altayna kel kevser. Biz sana kevseri verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ümmetin en çoğunu sana verdik. Hayırların en çoğunu sana verdik. Ülkenin en çoğunu sana verdik. Buyurun Osmanlı'nın son zamanını düşünün veya şöyle düşünün. Bir tarafta Babür Şah Hindistan'ı ve Çin'in bir kısmını yönetiyor. Çin'den Çin'den ta İspanya'ya kadar. Fransa'nın güneyinde birçok Müslüman orada, oralarda yani Endülüs orada devam ederken ki ben İtalya'ya gittiğimde Orada Müslümanların eserlerini güney tarafında bıraktıkları eserleri gezdirdiler bana. Yani Hindistan'dan, Çin'den İspanya'ya kadar. Yalnız o değil, Endonezya. Dünya Müslümanların en çoklarından bir kısmı Endonezya'da ve Malezya'da. Şu anda toprak olarak da ülkedekilerdeki Müslüman sayısı olarak da en fazla hale Katolik papasının dediği gibi Katolik sayısını geçmiş durumda Müslümanların sayısı. Bütün bunların eksiği nedir? Bağ koparılmış. Bağlarımız koparılmış, koparılmış. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde bir araya gelmemizi parçalanmamamızı bize emrediyor. Birlikten dirlik doğacağını ayet-i kerimeler bize ifade ediveriyor. Ve Rabbim devam ediyor. Fesalli namaz kıl. Li Rabbike. Yalnız buna da dikkat edin. Li Rabbike. Rabbin için namaz kıl. İnsanlar için değil. Filan beni görsün diye değil. Filan beni beğensin diye değil. Yaptığınız her hayırlı işi her değerli işi yaparken bunu ben Allah Celle Celaluhu için yapıyorum dememiz gerekiyor. Bu hafta bir serginin açılışına gittim. Serginin sahibi olan o çok güzel desenleri, çok güzel çiçekleri olan sanatkar şunu diyordu. Bunları yaparken, ne zaman aklıma acaba kaç paraya satabilirim demişsem o eser düzgün çıkmıyor dedi. Güzel çıkmıyor dedi. Ben burada içimin güzelliklerini buraya nakşedeceğim ne olursa olsun gerisini düşünmesem güzel oluyor dedi. Evet o kadar beni etkiledi ki hani bizim Allah için sevgi Allah için nefret diye bir şeyimiz var ya, nefretimiz Allah için olacak. O nedir? Kötülüklere. insanlara değil, kötülüklere. İnsanda inkarcılık var. Biz orada inkarcılığının düşmanıyız. Hani bir insanın üzerinde bir pislik görsek, ne diyoruz? Ya üzerin sen görmüyorsun galiba ama, şöyle bir pislik, yani kuş diyelim yukarıdan, üzerine işemiş pislemiş ben gördüm yani temizleyiversen iyi olur diyorsunuz adama değil sözünüz sizin o yani ayet i kerimede de günahı söylüyor söylüyor bu diyor şeytan pisligidir diyor şeytanın pisligidir biz o pisliğe nefret ediyoruz onun oradan gitmesini istiyoruz. Yüreği yaratan, gönlü yaratan Allah Celle Celalüh o yürekte, o gönülde bir put dikilmemesi gerekiyor. Ancak yaratanın sevgisi olması gerekiyor. Namazımız da kul اِنَّ salati ve nusuki ve لِلّٰهِ ve memati lillahi alamin. İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ın duası sevgili peygamberimize de aynı şeyi söylüyor Rabbimdeki. ki Namazımda, ibadetlerimde, haccımda, her türlü yaptığım işlerde, hayatımda, ölümümde Allah Celle Celaluhu içindir diyoruz. Allah Celle Celaluhu. Yani adım atışımız iyi niyetlerle olmalıdır, iyi hedeflere gitmelidir. Bakışımız insanlara güven, mutluluk ve saadet dağıtabilmelidir. Dilimizden çıkan kelimeler yürekleri yaralamak yerine, Yüreklerde güller açtırmalıdır. Ve bunu yaparken de yalnız bir tek hedef olsun. Bu dili veren, bu gönlü veren Allah Celle Celaluhu'nun rızası olmalıdır. Karşıdakinden bir şey beklemeyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet-i kerime de var. İnnemâ nud'imukum li vechilli. Biz bu Allah için yediriyoruz, Bunun karşılığında teşekkür de beklemiyoruz. Dememiz gerekiyor. Ayetin devamında öyle. Şu teşekkür de beklemeyeceğiz. Ha bize bir iyilik yapıldığında biz teşekkür edeceğiz. Biz iyilik yaptığımızda teşekkür beklemeyeceğiz. Biz sevabını Allah Celle Celaluh'ten bekleyeceğiz. Fesallili Rabbik. Rabbin için namaz kıl. Tefsircilerimiz bunu sevgili peygamberimizin de hayatıyla tefsir ettiği kurban bayramı olarak namazı, kurban bayramı namazı olarak tefsir etmişler. Kurban bayramı namazımızın delili bu ayeti kerime. Ne yapar Kur'an şey kurban bayramı? Türkiye için söyleyelim biz bunu. Türkiye'de yüzde 98 insanımız, Müslümanımız Kurban Bayramı'nda aynı heyecanı yaşarlar. Allah Celle Celaluhu'nun bir tek emrinin sosyal hayata etkisi nedir? Bayram öncesi, bir iki gün öncesinden evler temizlenir. Bedenler temizlenir, elbiseler temizlenir, sokaklar temizlenir. Belediye her günkünden daha fazla temizliğe dikkat, dikkat eder. Elbiseler rengarenk bayram şekeri gibi güzel olur. Dillerde tekbirler olur, yüzlerde gülücükler olur. Kaynaşma olur ve milyarlarca lira kazananlardan üretenlere doğru akış yapar kurban üretenler naklediler ne edenler nakliyeciler bıçakçılar her türlü yani elbise dikenler elbise satanlar böylece bir e, ekonomik hareket meydana geldiği gibi sosyal kaynaşmalar meydana gelir komşular arası ilişkiler fakirin zenginin evinden fakirin evine et taşınmalar meydana geliveriyor. venhar kurban kes Kurban kes emrini böylece somut e, kafalarında bir şekil aldırıp da kendilerince mana vermesinler. Kurbanın toplum üzerinde olumlu etkilerini görsünler. Mesela Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda suçlar en aza ini verdiğini de gitsinler polis kayıtlarından görüversinler. Yani Rabbimin bir tek emrinin uygulanması üç günlüğüne hasret çekenlerin kavuşmasına sebep veriyor. Birbirine aykırı davranan 60 tane fabri, partinin adamlarının aynı camide omuz omuza verip aynı yöne dönmesini dokuz tekbir ile kıldıkları namazda dokuz defa Allahu Ekber en büyük Allah'tır. Ne senin parti liderin ne de onun parti lideri. Büyük olan Allah Celle Celaluh'tür derler. İnne şâni eke hüvel ebter. Dikkat edin. İnne şâni eke hüvel ebter. Ya o kadar derin, her kelime derin manalar taşıyor kendisinde. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam'ın dört kızı oldu, üç oğlu oldu. Dört kızı yaşadılar, büyüdüler, evlendiler, çoluk çocuğa da karıştılar. Üçü sevgili Peygamberimizin sağlığında vefat etti kızları. Yalnız Hazreti Fatıma radıyallahu anha sevgili Peygamberimizden altı ay sonra vefat etti. Ama o üç çocuk çocukken öldüler. Bir yaşında, altı aylık veya iki yaşına varmadılar. Öyle vefat ettiler. Son çocuğu da vefat edince As bin Vail der tefsir kitaplarımızda. Mekke parlamentosuna varıyor ve oradakilere diyor ki arkadaşlar gözünüz aydın Muhammed'in işi bitti. Nasıl bitti demişler? Oğlu öldü. Anlamışlar karşı taraf. Neden anlamışlar? Cahiliye damarı diye bir şey var. Yani gavurluk damarı. Kur'an'daki geçen bütün cahiliye kelimesi kafirliğin bir başka ifadesidir. Kafili, kafirlik damarında oğlan çocukla ancak nesil devam eder inancı vardır. Muhammed demiş yaşayacak, ses etmeyelim, bir gün ölecek, ölünce de bu iş bitecek. Yani krallık gibi düşündüler onlar. Peygamberlik krallık değil. O Allah Celle Celaluhu'nun lütfettiği bir, en büyük nimetlerden bir nimettir. Peygamberlere sunulan en büyük nimetlerden biridir o. Bunu söyleyenin neslinden geldiğini iddia eden bir tek insan yok yeryüzünde ama yeryüzünde sevgili peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma'dan devam eden bir adı, seyitler bir adı, şerifler diye gelen insanlarımız vardır. Ve tarihe de çok büyük hizmetler yapmışlardır sevgili peygamberimiz. O 12 imam dediğimiz değerli insanlar İslam'ın sancağını elden ele taşımışlar. Özellikle ilmi yönünü yani Kur'an ve sünnet bilgisinin yaşanış şeklini taşımışlardır. Onun için epter diyenler kendileri epter o. Epter sonu gelmeyen, güdük, yani nesli olmayacak olan. Nesli kurumuştur, bitmiştir, bu iş sona ermiştir diyorlar. Ama Rabbim kız çocuğuyla da neslin daha iyi devam ettiğini orada gösteriyor. Kız veya oğlan biz onu değiş şey etmiyoruz, ayırt etmiyoruz. Rabbim hangisini vermişse o bizim için hayırdır diyoruz. Günümüzde de bir Amerikan Cumhurbaşkanı Bush oğlu Bush, babası da Cumhurbaşkanı'na yadı. Bush oğlu Bush bir olay üzerine televizyonlara çıktı ve dedi ki haçlı seferlerini başlattık. Yani İslam'ın sonunu getireceğiz. Şu anda yapılan savaşlar onun devamıdır. Bu harekettir getirebilirler mi? Siz getiremeyeceklerini söylüyorsunuz her gün namazınızda. İnne şani ekehu velebder. Benim peygamberimin en zor, en dar zamanında bu sözü söylemişlerdi. Mekke'de söylenmiş, ayet-i kerime nazil olmuş, sure nazil olmuş. Mekkeli müşrikler, peygamber efendimize inananların sayısı daha az. Hicrete gidenler bile hani nedir? 300'e yakın insan Hicret etmiştir Mekke'den Medine'ye. Az iken peygamberin sonu geliyor, onun sonu epterdir Bu iş bitecek, Muhammed ölecek, bu dava bitecek demişlerdi. Şu anda da bize kefen biçenler, biçtikleri kefene kendileri girerler. Bu dinin sahibi Allah Celle Celaluh'tür. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız diyor ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz de kıyamet koparken kelime-i şehadeti söyleyecek müminlerin olacağını ifade ediyor. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bu tür hadis-i şerifler bol miktarda vardır. Onun için bu surenin hele hele en son ayet-i kerimesi bu. İnne şani eke. Bundan sonra namazda her okuyuşunuzda burası aklınıza gelsin. İnne şani eke. Yani Türkçe'de bu şani kelimesinin Osmanlıca'da kullanılırdı. Şenaet. Yani kötülemek, yok etmek, bizi silmek, kötü göstermek için her türlü söz ve davranışları ortaya koyan bu adamların kendilerinin sonunun geleceğini Allah Celle Celaluhu bu sureyi celile ile bize bildiriyor. Allah var, keder yok. Allah var, ümitsizlik yok. Allah var, kafirden korku yok. Allah var, şeytandan korku yok. Allah var, şeytanlaşmış insanlardan da korkmak yok. Yeter ki biz Yürekten Allah'a bağlıyız, ona inanıyorum da davranışlarımız, sözlerimiz ve bütün hareketlerimizle de onun kitabına sevgili peygamberimizin öğrendiği, öğrettiği ve uyguladığı şekilde uymayı Allah hepimize nasip eylesin. Sağ olun, var olun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim.